Tabii Bu yılda pamuğun hasatına e, ovada en az e, bir aydan fazla var ama Karataş sahil kenarında 15 gün sonra hasat başlayacak. Zaten uçsuz bucaksız bereketli topraklarıyla Çukurova denince bir zamanlar aklımıza Adana ilimizde özdeşleşmiş Adana'mızın pamuk ağaları gelirdi. Bildiğiniz gibi romanlara, türkülere, filmlere konu olmuş. Havası suyu toplayıyla da pamuk yetiştirmesine elverişli bir bölgemiz. Yalnız Adana elimizde ve Türkiye'nin tamamında pamuk son 7 yıldır can çekişiyor. Çünkü pamukta gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları doğrudan dünya pamuk fiyatlarıyla etkilenmektedir. Şu an... Kütlü pamuk fiyatı serbest piyasada 19 lira. Ocak-Şubat aylarında 25 liraya çıkmıştı. Aslında e, pamuk fiyatının, kütlünün şu an köruan fiyatının en az 30 lira olması gerekir. Çünkü bu yıl e, mevsim şartlarından dolayı, havaların da çok aşırı sıcak gitmesinden dolayı pamuktaki kozalar çok büyümedi ve kozalar şu an küçük kaldı. Biz bu sene pamuktan da diğer ürünlerde olduğu gibi verim kaybı yaşayacağız. Ve hasat başlamadan 15 gün önce pamuk kozalarının %80'i açıldığında çiftçilerimiz tarafından önce yaprak döktürücü ve kozaların açılması için ilaçlama yapılır. İlaçlamadan da 15 gün sonra pamukta hasat başlar. Pamukta hasat başladıktan sonra işlenmesiyle çırçır sanayinin, e, lif ile tekstil ve konfeksiyon sektörünün, e, çiğdiğe de e, yem ve yağ sanayinin, linteğe kağıt sanayinin bir ham maddesidir. Pamuk ülkemiz için tabi olmazsa olmaz. Çünkü sürekli her el değiştirinde katma değer yaratıyor. Ama biz şu an e, ülkemize yeteceği pamuğun üçte birini anca üretebiliyoruz. Çünkü pamuk sektörü çöktü ve çiftçimiz bütün ürünlerinden zarar ettiği için pamuktan da şu an kaçış var. Ve şu an pamuğun e, kilogram e, fiyatına 1 lira 60 kuruş prim desteği verilmekte. Bu 2017'de 80 kuruştan başladı. 1 lira 25 kuruş derken 1 lira 60 kuruş ve şu anda pamuk prim desteğinde en az 5 lira olması gerekiyor. 19 liraya şu an pamuk satıldığında çiftçimiz buradan hiç para kazanamayacak. Sadece yaptığı masrafını kurtaracak. Eğer tarlayı kiraya tutmuşsa çiftçimiz buradan tabii ki para kazanamayacaktır.